Herkese merhaba. Bugün bomba haberlerle karşınızdayım ve birçoğunuzu ilgilendiriyor. Eminim merakla bekliyorsunuz. Biraz önce Ulaştırma Bakanı bir açıklama gerçekleştirdi ve dedi ki belirli şartlar var. Bunlar kesinleşti. Ardından bu şartlara uyan öğrenciler telefon alabilecek. Şöyle yapacağım. Çok büyük bir an hizmeti bu arada. Şartları söyleyeceğim. Uygun muyuz değil miyiz buna bir bakacağız. Ardından da Türkiye'de üretilen telefonlara bakacağız. Bu arada çok fazla marka yazdım. Dedim ki Türkiye'de üretilen telefonları bana bir söyleyin. Bana bir listesini atın. Bazı markalar verdi. Bazı marka şu anda vermek istemiyoruz. Ona göre değiştirebiliriz dedi. Tamam dedim. Ama ben ne yaptım? Tahmini olarak daha önceki haberlerden yola çıkarak telefonları sıraladım ve bilgisayarıma koydum. Gideceğiz. Hızlı bir şekilde özelliklerine bakacağız. Şimdi gelelim şu öğrenci mevzusuna. Bir kere hangi öğrenciler var? Yani çok fazla öğrenciler var ama bir kısım üzülecek. Lise öğrencileri. Beni izleyen liseli arkadaşlarım bir yorumlara gidin. Biz de varız diye yorum yazın. Ne olur sizi katmamışlar. Ben buna çok üzüldüm. Yani siz Wikipedia'ya girip ne bileyim yapay zekaya girip araştırma yapmayacak mısınız? Annenize babanıza ben eve gelmiyorum eve gideceğim kütüphaneye gideceğim demeyecek misiniz? Yorumlar kısmına yazın. Hazır oraya gitmişken de takip edip beğenirseniz de sevinirim. Neden diyorum bunu? Kanalı 3-4 ay önce biliyorsunuz teknolojiyle tekrar başlattık. 50 binden 100 bin küsürlere kadar geldim. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuya geri dönelim hızlı bir şekilde. Açık öğretim ki bu bence çok suistimali açık. Üniversite öğrencileri ve yüksekokul öğrencileri vergisiz bir şekilde telefon alabilecek. KDV'de olmayacak, ÖTV'de olmayacak. Mesela bir iPhone 50 bin liraya bunu 25 bin liraya alabilecektiniz. Ama şartları söyleyeceğim. Telefonlar Türkiye'de üretilmeli. Bu birinci şart. İkinci şart da belirli bir fiyat sınırlaması olacak. Peki bu neden böyle? Çünkü gidip de işte 30 bin liralık, 20 bin liralık telefonu devlet size vermek istemiyor vergisiz bir şekilde. Ben mesela ne yaptım? Şurada hemen göstereyim. General Mobile'ın telefonu var. Bu General Mobile'ın telefonu hemen gittim Reels'te anlattım. Ya da işte Vivo'nun telefonları var. İşte Samsung'un telefonları var. Onlardan bahsedeceğim. Bir liste hazırladım. Çünkü konu biraz karmaşık hale geldi. Diyelim ki hem fiyatsa uygun hem işte kendinize uygun bir telefon buldunuz. Onu aldınız. 2 yıl boyunca kendiniz kullanmak zorundasınız ve satamayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki devlet benim satamayacağımı, işte benim kendi kullanacağımı nereden bilebilir? Arkadaşlar yurt dışından gelen telefonları kayıt ettiğinizde nasıl ki pasaportun sahibi dışında kimse kullanamıyorsa aynı teknolojiyi devlet burada da kullanacak. Devletimiz biliyorsunuz bu e-devlet konusunda böyle konularda bayağı bir gelişmiş. Hemen tekrar konuya geri dönecek olursam da şöyle söyleyeyim şartlar bu kadar. Belirli başlı öğrenciler olacaksınız. Belirli fiyatlar var. Ve sizin yapmanız gereken şey 2 yıl boyunca o telefonu kullanmak. Güzel. En azından vergisi olarak bir yere gelebildiğimizi görebiliyoruz. Şimdi gelin sizlere telefonları göstereyim. Şimdi şöyle yaptım. Sol tarafa hepsi burada fiyatını koydum. Sağ tarafa da özelliklerine bakacağız sizlerle beraber. Burada işte Xiaomi var, Samsung var, General Mobile var. Hangisini almanız gerekiyor? Bunları göstereceğim. General Mobile ile beraber başlamak istiyorum kendi internet sitesinden. Arkadaşlar bu telefon tahminen Türkiye'deki en yeni yerli telefon. Ve işte bu ön sipariş edildi. Şu anda açık. Daha satışa bile çıkmamış. Tasarımın bu şekilde. Ekran 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bu 120 Hz'lik yenileme hızı bizim için güzel bir hız. Onu söyleyeyim. İçerisinde MediaTek'in Helio G99 işlemcisi de var. Diğer telefonlarla beraber kıyaslamasını da gerçekleştiririz. Buradaki en iyi detaylardan bir tanesi yüksek çözünürlük istiyorsanız kamera 108 megapiksel. Çözünürlüğünde bu da güzel bir detay ama her şey çözünürlük değil. Onu söyleyeyim. Diğer telefonların da çözünürlüğü daha düşük olsa bile belki de daha iyi kameraya sahip olanlar olacak. Ben sadece sizlere özelliklerden bahsetmek istiyorum. Burada da gösterilmiş 5000 mAh'lik bir bataryası var. Bu arada kutudan hem şarj aleti çıkıyor hem kulaklık çıkıyor. Güzel. Ve şarj aleti 33 watt gücünde. Telefon gerçekten de ince. Bu arada 7.96 elle tutması hoş bir telefon. Güzel bir telefon. Şimdi burada makro kamerasının olduğunu görebiliyoruz. Derinlik kamerası olduğunu görebiliyoruz ve ana kameranın da olduğunu görebiliyoruz. Çekilen örnek fotoğraflar burada bizlere gösterilmiş. Tabii ki bu telefonları teker teker denemek gerekiyor. General Mobile'i kapatıyorum ve sıradaki telefonumuz Vivo Y36. Aslında Vivo'nun Y serisi komple Türkiye'de üretiliyor. Vivo'yu tebrik ederim. Yani bayağı bir seri Türkiye'de. Bir nerede Tuzla'daydı galiba. Orada üretiyorlar. Gayet güzel. Buradaki telefonun mesela 8600 TL olduğunu görebiliyoruz. Eğer işler yolunda giderse bu telefon 4000 lira, 3500 lira civarlarına kadar inecektir. Bunun bilgisini vereyim. Çünkü zaten telefonun yarısı vergi biliyorsunuz. Hemen özelliklerine baktığımızda burada yine 6.64 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Ama ekran IPS LCD. Ameliyat olsaymış daha iyiymiş. Buna göre diğer telefonlardaki modelleri tercih edebiliriz. Ya da Vivo'nun Y serisi komple Türkiye'de üretildiği için de gidip ben Vivo almak istiyorum, teknik özelliklerini seviyorum, yazılımını seviyorum diyorsanız da bakabilirsiniz oraya da. İşlemci kısmında burada Snapdragon 680 4G var. 6 nanometre mimarlı işlemci ve aynı zamanda da 50 megapiksellik ana, 2 megapiksellik derinlik ve 2 megapiksellik de burada bir makro kameramız var. Ama makro kameranın bazı bölgelerde değişkenlik göstereceğini söylüyor bizlere. Şimdi diğer detaylara baktığımızda bu arada kurumum çöktü galiba.
kendi kendine geldi. Diğer detaylara baktığımızda burada Wi-Fi 5'i, Bluetooth 5.1'i ve yine 5000 mAh'lik bir bataryayı görürken 44 Watt'lık daha güçlü bir adaptörü de görebiliyoruz. Burada zamanında çokça konuşulan bir telefon var ki bence fiyatı da şu anda fena değil. Xiaomi Redmi Note 10S. Bu telefon Redmi Note 10 serisinin yani aslında 2-3 model öncenin neredeyse uygun fiyatlı versiyonlarından bir tanesiydi. Tercih edilebilir mi model? Özelliklerine burada baktığımızda da karşımıza zaten 2021 yılında çıktığını görebiliyoruz. Tam dediğim gibi 2-3 yıl önce hatırlıyorum net bir şekilde. Hatta Türkiye'de ilk defa kutudan çıkaranlardan birisi de ben olabilirim, tam hatırlamıyorum. Yine güzel bir ekran var. 6.6 inç üstü ekran genelde iyidir. Hani büyüklük olarak 6.43 inç büyüklüğüne bir ekran burada bizleri karşılıyor. AMOLED ekran var ve aynı zamanda da burada telefonun gerektiğinde 1100 nit parlaklığa kadar çıkabildiğini görebiliyormuşuz. Bu arada bence tasarımsal olarak fena bir telefon değil. Onu da belirtmiş olayım. 64 megapiksellik ana kameramız var. Bakın geniş açılı kamera ilk defa ortaya çıktı bu telefonlarda ve aynı zamanda derinlik kameramız var ve burada da 5000 mAh bataryayla 33 watt gücünde bir adaptörün geldiğini görebilmek mümkün. 33 watt'ı General Mobile'da da görmüştük. Güzel. Burada da yine video tarafında 4K 30fps video çekebildiğini söyleyeyim. Genel olarak bu saydığım telefonlar içerisinde ideal telefonlardan bir tanesiydi ama bir de Samsung tarafına bakalım. Burada Samsung tarafına bakınca aslında bu bizim bildiğimiz ve işte genel olarak Samsung'un orta seviyesinde çok tercih edilen bir telefon ama fiyatı gördüğünüz gibi yüksek. Tabii ki bunun fiyatı işte 6-7 bin liralara düşerse tekrar bir o zaman düşünülebilir. Burada ekrana baktığımızda 6.5 inçlik bir ekran var ve buradaki ekran Super AMOLED bir ekran, 90 Hz'ye kadar da çıkabiliyormuş. Burada işte baktığınızda işlemci Snapdragon 720G ve ana kameraya baktığımızda 64, 12 megapiksel geniş açılı kamera, makro ve derinlik kameramız da var. Ön kamera bu arada 32 megapiksel çözünürlüğünde. Eğer daha fazla bir işte ön kamera çözünürlüğü istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Ve aşağıya doğru geldiğimde yine 4500 mAh'lik bir batarya var ki burada güç adaptörü de düşük. Yani 25 Watt kötü, onu söyleyeyim. Çünkü 33'e göre kötü, hem de kutudan çıkmıyor net bir şekilde. Bu yüzden bunu burada bir söyleyebiliriz. Bu arada şunu söyleyeceğim. Burada Vivo'nun Y serisine tekrar bir bakmak istedim. Y36, Y35 var. Bu 3 model de hepsini teker teker anlatmayacağım. Ama tercihlerinizin arasında olabilir. Yani benim alabildiğim Samsung Galaxy A serisinden işte A21 var. Ardından A70 var ki A70 çok geçmiş bir model. Onu çok tercih etmeye gerek yok. General Mobile'ın telefonları var. Ama o Fenix 5 modeli var. O 5G modeli büyük ihtimalle Türkiye'de üretilmediği için orada kendisini göremeyeceğiz ama General Mobile'ın diğer telefonu Xiaomi Mi 4 Pro en yeni güncel telefonlardan bir tanesi. Benim bilgi alabildiğim bazı markalar bunlardı. Diyeceksiniz ki Furkan, Huawei yok mu? Huawei maalesef yok. Türkiye'de herhangi bir şekilde üretimleri yok ama şunu söyleyeyim. Huawei'nin zaten geçmiş zamanlarda incelediğim uygun fiyatlı bir tableti vardı. Eğer tablet, bilgisayar ve diğer konularda bir işte çözüm arıyorsanız da Huawei'nin uygun fiyatlı tabletleri olduğunu bahsetmem gerekiyor. Aynı zamanda Honor'u da merak edeceksiniz. Honor'un da yine Türkiye'de üretilen bir cihazı yok. Ancak şunu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar eğer Honor bir cihaz almak istiyorsanız da yakın zamanda Honor Pad X9'a bakmıştım. 6000 liralık bir telefonu var. Şu anda Honor'un söylediğine göre Türkiye'de en çok satılan tablet olmuş. Ona da yakından bakabilirsiniz. Genel olarak güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Sizler fikirlerinizi lütfen yazın. Liseli arkadaşlarıyla yorumlara bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.